Hemen saat ve tarihimizi bir kontrol edelim. Şu an burada saat ve tarihimiz geldi. Saat farklılıkları var. Onları da hallederiz. Şimdi body'de şu kısım çok gözüme çarpmaya başladı. Bunu hemen Temas'ın Images klasörünü Explorer yapalım. Layout'a gelelim. Body BG yapmıştık. Body BG'yi Fireworks'ta açalım. Hemen yaklaşalım. En üste bakalım. Şurada bir gri alan var. Tekrar bakalım. Bayağı büyük. Bayağı uzun bir gri alan var. Bunu hemen şöyle gri alanı Markey tool'la silelim. Daha sonra boşluğa tıklayıp Fit Canvas diyelim. Tekrar kaydedelim. Şimdi F5 dersek evet, Body BG'miz şu an tam olarak oturdu bence. Şimdi hemen buradaki saatimizi, tarihimizi ve logomuzu CSS'lerini yaparak devam edelim. Burada toolbar'ımız var. Toolbar eğer zaten herhangi bir üye giriş yapmışsa, üye girişi varsa WordPress'in kendi toolbar'ı çıkacak. Eğer yoksa da bizim kendi toolbar'ımız, üye girişi yoksa kendi toolbar'ımız çıkacak. İlk önce bu toolbar divini oluşturalım. Toolbar divinin CSS'ini yapalım. Şu an toolbar divine gelelim. Toolbar div sonu toolbar diyor. Buraya hemen compound toolbar. Nereye? This document olsun. Daha sonra bunların hepsini bir yerde toplayacağız. Öncelikle şu toolbar divinin background'unu alalım. Bakalım öncelikle ona. Tekrar revert yapalım. Evet, şu anda revert yaptı. Hemen gelelim toolbar'a bir bakalım. Burada geçişli bir renk var gibi. Hemen bunu slice tool'la şöyle çerçevelerini de alalım. Bize 5 piksellik bir genişlik yetecektir. Hemen bunu seçelim. Seçtikten sonra PNG32 maddesi olmasın. Ve export select slices diyelim. Buraya header'a gelelim. Toolbar BG diyelim. Hemen line'ımız vardı. Line'ımızı da alalım. Line'ımızı da aynı şekilde slice tool'la yakınlaşalım biraz. Slice tool'umuz seçili. Şuradan bu kadar bir bize 5 piksellik bir genişlik yeter. Hemen bunu da aynı şekilde PNG 32 yapalım. Export selected slices line alt tire BG. Hemen gelelim şimdi Dreamweaver'a. Toolbar'ın width'i %100 olacak. %100. Background'u browse diyelim. Header'ın içinde
toolbar BG. Bu sadece x ekseninde tekrar edecek. Bunun içindeki yazılar da beyaz olacak. Save all diyelim. F5 diyelim. Yine resmimizi bulmadı. Resmimizi bulması için yine buradaki template yolunu kullanabiliriz. Kopyalayalım. Slash'ımızı koyalım. F5 diyelim. Evet, şu an aldı. Şu an arka plan var. Fakat bizim bu toolbar'ımızın yeri, toolbar divini keselim burada. X diyelim. Wrapper'ın üstüne taşıyalım. Wrapper divinin üstüne taşıyalım. F5 diyelim. Şu an bakarsak %100'lük bir alan kapladı. Burada style'da biz tekrar buraya style'a reset CSS oluşturalım. Body diyelim. Virgül. Div diyelim. Virgül. H1 diyelim. Virgül. H2 diyelim. Virgül. H3 diyelim. Şimdilik bu kadar yeter. Hemen bunları margin ve padding'ini bir sıfırlayalım. Margin 0. Margin 0. Padding 0 diyelim. Bu body'nin etrafındaki boşlukları almak için, toolbar'ın etrafındaki boşlukları almak için. Şu an boşlukları almadı. Tekrar bakalım. Evet, şu an boşlukları aldı. Kenarında herhangi bir boşluk kalmadı. Biz şimdi tekrar bakalım header'ımıza. Header'ımızda bu blok info vardı. Bunu Ctrl T ile div id blok title enter diyelim. Blok title seçiliyken hemen bir kural daha oluşturalım. Compound diyelim. Blok title divi. Buna bir CSS oluşturalım. Box float left diyelim. Float left diyelim. Daha sonra yazı rengini zaten toolbar'da vermiştik. Float left yeterli. Daha sonra bu register divi vardı. Register divini seçelim. Compound diyelim. Register divini box float right diyelim. Save all diyelim. F5 diyelim. Şu an float yaptı. Bir sonraki derste devam.